İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ebul Hüseyin Nuri rahmetullahi aleyh. Sırat Köprüsü. Ebul Hüseyin Nuri alim ve veli bir zat. Ediyordu gençlere çok öğüt ve nasihat. Talebesinden biri sordu ki ona bir gün: "Efendim, aslı nedir bu Sırat Köprüsü'nün?" Denir ki: "Kıldan ince ve kılıçtan keskindir." İş bu ifadelerden ne anlamak gerektir? Buyurdu ki: "Evladım, sırat haktır elbette. Cehennem üzerinde kurulur ahirette. Müminler kolaylıkla geçerek bu köprüden cennete girecektir, bunu müteakiben. Velakin kâfirlerin ayakları kayarak cehennem ateşine düşerler hor olarak. Gerçi Sırat Köprüsü denilse de ismine, benzemez bildiğimiz dünya köprülerine. Zira dar-ı ukbada her ne ki varsa eğer, dünyada olanlara sadece adı benzer. Mesela bir talebe olmak için muvaffak, imtihan köprüsünden geçirilir muhakkak. Halbuki hiç köprüye benzemez imtihanda. Çok kişi geçtiğinden köprü denir buna da. Sırat köprüsünden de geçer bütün insanlar. Müminler kolay geçip ateşten kurtulurlar. Lakin kâfir olana gelir bu güç ve ağır. Ayakları kayarak ateşe yuvarlanır. Mahşer günü müminler sırata girdiği an, kimi yavaş, kimi de hızlı geçer oradan. Kimi yıldırım gibi ilerlerken sıratta, kimi de gider sanki hızlı koşan bir atta. Günahı çok olup da ameli olmayan pek, geçer sırat üstünde sanki emekleyerek. Velakin mümin olan gitse de düşe kalka, imanı hürmetine halas olur mutlaka. Kim titiz davranırsa dinin emirlerinde, rahat ve kolay geçer sıratın üzerinde. Bu hususta ne kadar gösterirse çok dikkat, sırat ona o kadar olur geniş ve rahat. Kim gevşek davranırsa İslam'a tabiyette, sırat o kimseye de daralır o nispette. Hasılı bu dünyada dinin emirlerinde gösterilen gayret ve titizlik nispetinde sırat köprüsü dahi olur rahat ve geniş. Dünyada dine uygun yaşamaktır bütün iş. İslam'a tam olarak uymak için bir kimse, kılı kırk yarar gibi titizlik gösterirse, kurtarır bu kişiyi dinde bu titiz hali. Geçer sırat üstünden uçan bir kuş misali. Bir başka Müslüman da
fazla incelemezse, dine tam uymak için titizlik göstermezse, o da mahşer gününde pişman olur muhakkak. Zira geçer sırattan bir hayli zorlanarak. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya Keram'dan olan Sırrı-i Sakati Kuddise Suruh buyuruyorlar ki, çok istiğfar etmek, alçak gönüllü olmak ve çok sadaka vermek, Allah-u Teala'nın kendilerini çok sevdiği velilerinin, evliyanın ahlakından olup Allah-u Teala rızasına kavuşturur buyuruyor Sırrı-i Sakati Kuddise Suruh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Evet, iyi günler, hayırlı cumalar. Teşekkürler. Buyurunuz efendim. Benim iki tane sorum olacaktı. Bir tanesi tesettürle alakalı olarak. Tesettürde omuzları kapatılması gerekiyor mu? Yani şalımız ya da eşarbımızla omuzların da kapanması gerekiyor mu? Yani bu da farz mı? Omuzların kapanması. Ve aynı şekilde... Şimdi spor ayakkabısı giyiyoruz. Yani içine kısa çorap giyiyoruz. Mesela üzerinde uzun feracemiz var ama hani yürürken böyle uçabiliyor, herhangi bir şey olabilir. Orada hani biraz da olsa bileğimiz gözüküyor. Hani bunu uygun mu değil mi, olmaması mı gerekir? İkinci sorum da Kur'an-ı Kerim öğreniyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim Arapça ama öyle hani Bakara suresi gibi Farsça yazılar oluyor. O tarz Kur'an-ı Kerim'i daha önceden kullanmamak gerekiyor demişti Osman Ünlü hocamız. Şimdi bunu öğrenene kadar, yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenene kadar bu şekilde öğrenip daha sonrasında tamamen Arapça olan alsak olur mu? Peki efendim. Teşekkürler. Peki, teşekkürler, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Selamünaleyküm hocam, hayırlı yayınlar. Aleykümselam, buyurunuz efendim, sağ olun. Hayırlı cumalar diliyorum öncelikle. Teşekkür ederiz efendim, buyurun. Hocam, hastanede yatan amcam Ümmet Muhammed için bir dua edemeyiz öncelikle. Allah-u Teala hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin inşallah Teala. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Hocam, benim bir sorum var ama. Şimdi ben bir ara sizden, çok eski diyemiyorsam da, sizden bir şey duyduğumu hatırlıyorum ama yanlış da anlamış olabilirim. Onu bir teyit edebilir miyiz öncelikle? Ben şey duymuştum sizden. Hani paramızı bir şirketin yaptığı işler haram işler değilse borsada o şirketin hissesine yatırabiliriz diye duymuştum. Doğru duymuşsunuz, doğru anlamışsınız. Çok teşekkür ederim. Şimdi hocam, ben de bunları yeni araştırmaya başladım da bir şey gördüm, bir şey diyorlar ama ben çok bilgi sahibi değilim. Size danışmadım da hareket etmek istemiyorum. Şimdi diyorlar ki, mesela bir katılım endeksinden bahsediyorlar ve burada diyorlar ki işte bir şirketin hem sizin de söylediğiniz gibi yaptığı işin helal olması, hem de diyorlar işte faizle gelen gelirinin %5 ve altında olması gerekiyor bu endekse uyması, o zaman caiz olur falan diyorlar ama bu faiz kısmı biraz karmaşık geliyor bana. Yani sonuçta faizse, yani 1 lira da faizdir, 100 lira da faizdir. Yani %1 de faizdir, %50 de faizdir. Aynen öyle. Dolayısıyla hani böyle bir kriter, eğer faizden, şirketin faizli gelirinden dolayı bu endekse uymayacaksa, yani %1 faizli gelir elde etmeye uymaması gerekiyor ama bu konuda bir bilgi verebilir misiniz? Estağfurullah. Yok, o konu zihnine takılmış demek ki, altyapım biraz var. Mustafa Bey'in dediği gibi de bunun %1'i de %100'ü de hepsi aynı. Şarabın damlası da öyle, şişesi de öyle. Tamam mı? Bir şey değil efendim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Cumanız mübarek olsun hocam. Amin. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim feyzinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa veya yakınlarından hastalar varsa, diğer dinleyicimizin dediği gibi hastahanede yatanlar varsa, Rabbim ankari bir zaman bunlara hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin. Borçlular varsa eda nasip etsin. Dertler varsa
deva ihsan eylesin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim sıkıntılarını hayra tebdil eylesin. Ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza eylesin. Şu anda eceli gelen varsa Rabbim onlara da iman selameti ihsan eylesin. Bir de dinleyicilerimizin bazıları takılıyor. Efendim sizden işte hasta için dua isteyenlere diyorsunuz ki ya Rabbi hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan eyle. O hayırlı hal demekten murat nedir? Şifayı anlıyorsa diyorlar. Şimdi Mustafa Bey, Allah-u Teala her şeyi bir sebeple yaratmış. Her şeyi ama. Kudretini bu sebepler altında gizlemiştir buyuruyor Ehl-i Sünnet alimleri. Örtmüştür yani kudretini. Kanser, trafik kazası, kalp rahatsızlığı, AIDS, verem, kuduz. Ya hatırına ne gelirse bugüne kadar bilinen hastalıklar. Bunların hiçbirisi insanı öldürmez. Yani tütün de öldürür diye yazıyor da tütün de öldürmez, merak etme. Ama Allah-u Teala eğer suyu o kimsenin ölümü için sebep kılmışsa su öldürür. Tütünü sebep kılmışsa tütün öldürür. Kalp krizi sebebiyle ölecekse o şekilde ölür. Kanser sebebiyle ölecekse o şekilde ölür. O şekilde ölür. Şimdi hayırlı hal derken bu kimsenin hastalığının devamı mı ona hayırlı? Şifaya kavuşması mı hayırlı? Şimdi dinleyicilerimiz diyor ki ya ne diyorsun sen falan. Yani. Bunu defalarca naklettiğim bir şey var. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Zilzâ suresinde kanunu açıkça bildirmiş. Bunu en iyi anlayan Peygamber Efendimiz elini kaldırıp da ya Rabbi ümmetimin aynı şekilde yaptığı günahları affet diye dua etmedi. Niye? Çünkü Allah-u Teala'nın kudretini en iyi anlayan o. İradesini de en iyi anlayan o. Baktı, Cenab-ı Hak özellikle böyle murat etmiş. Bu kesin olacak. Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada hayır, iradeye muhalefet etmiyor. Ama yine dua etti. Ya Rabbi dedi, bu kesin emrin, kanunun bu senin. Mutlaka herkes yaptığı iyiliğin ve zerre kadar iyiliğin, zerre kadar kötülüğün karşını görecek. Ümmetimin işlemiş olduğu hata ve günahların cezasını dünyada ver ya Rabbi dedi. Ahirete bırakma. Ya. Ahirete bırakma. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala hep bir böyle eskisini ziyaret edenlere karışım buyurmuşlar. Ahirete bırakılırsa ona tahammül etmek çok güç. Çok güç. Bunun için dünyada çekiyorsa kendileri de aynı şekilde hastalıkta şifa var buyuruyorlar. Hastalıkta. Dolayısıyla efendim yatalaktı, ondan sonra ne bileyim ben yoğun bakıma kaldırıldı, entübe edildi. Bunların hepsi o kimsenin işlemiş olduğu hata ve kusurlarına kefaret olur. İşlemiş olduğu hata ve kusurlarına kefaret olur. Efendim bu şekilde böyle hasta olanlar ya mutlaka günah mı işledi? Melekler ve peygamberlerin dışında, melekler günah işlemez. Peygamberler de koruma altında. Bu ikisinin dışında günah işlemeyen kimse yoktur. Hepimiz işliyoruz. Hepimiz işliyoruz. Efendim çok günah işledi mi? İçin mi? Hayır. Ya Allah-u Teala ikram ettiği için dünyada veriyor cezasını. Hani bazısı sıfırdır. Allah-u Teala rest çekip bilmem ne yapıyor. Bir şey olmuyor. Sapasağlam. Ona niye gelmiyor ya? Onunkini Allah-u Teala ahirete bırakıyor. Bu kuluna merhamet ettiği için dünyada ödettiriyor buna. Onunkini ahirette ödettirecek. Sen ister inan, ister inanma. İster yalpala, ister aynı çık gargarayıp, ister yut. Fark etmez. Efendim beni inanmasın, Erman Paşa gönlüm bilir. Tercih sana ait. Ama yaptığın tercihin neticesini muhakkak göreceksin. Bunun aksi maksi falan yok. Şey yok. Yanılma payı falan yok bunda. Bunlar kesin mi? Kesin. Bunlar kesin. Onun için hayırlı hal. Ölmesi mi? Yaşaması mı? Hasta kalması mı? Onu ben bilemem. Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez. Kimse bilemez. Onun için Allah-u Teala hastalarımıza hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin. Bu Türkiye'deki, yurt dışındaki yani şu anda birçok hastalar var. Ondan sonra sıkıntıda olanlar var.
kocasından sıkıntısı olan var, hanımından sıkıntısı olan var, evladından sıkıntısı olan var, komşusundan sıkıntısı olan var, iş yerindeki arkadaşından sıkıntısı olan var. Şunu da unutmamalı, burası dünya. Çünkü bir hadis-i şerif görmüştüm orada. Hadis-i şerifte buyuruyor ki Allah-u Teala bir mümin kulu bir kertenkele deliğine girse, kertenkele deliğe, yani sağında sonda hiçbir şey yok, ona rahatsızlık verecek bir mahluk yaratır. O delikte. İnsanlarla görüşmüyor. Çelik bir kafesin içine girse? Gene yaratır. Efendim olur mu? Ya olmuş bile. Ya nasıl olmuş? Musa Aleyhisselam Allah-u Teala emretti. Asanı vur diline vurdu. Sular çekildi, duvar gibi durdu. Geçiyor. Geçerken bir bakıyor ki o hengamede mermer gibi bir kaya parçalanmış, yarılmış. Geçerken dikkatini çekmiş. İnmiş, bakmış. O kayanın, taşın içinde bir tane böcek var. Mübarek Ululazm peygamber. Ya o deliğin içerisinde, fakat deliğin dışarı, o delikte dışarıyla hiç irtibatı yok. Yani çıkış yok. Tahcüp etmiş. Allah Allah demiş. Taşın içinde dışarıyla hiç irtibatı yok. Bu nasıl hava alır, nasıl su içer, nasıl yer demiş. Nasıl olur mu? Hortum mortum falan da yok. Yok. Hiçbir şey yok. Aradan zaman geçmiş. Kendi ümmetinden bir mümin vefat etmiş. Küçük çocukları falan varmış. Tabii ölü lazım peygamberler. Merhamet deryaları hepsi. Üzülmüş. Demiş çoluğu çocuğu perişan olacak. Bundan rızkı, nafakası. Derken Allah-u Teala buyuruyor ki ya Musa, sen diyor Nil Nehri'ni geçerken bir kayanın içinde epey baktın. Yani dışarıyla hiç irtibatı yok bunun. Bir delik olsa da buradan su geliyor, buradan yiyecek geliyor, buradan dışarı çıkıyor, buradan hava geliyor falan dersin. Yok, böyle bir şey yok. Taaccüp etmiştin. Bu burada ne yer ne içer diye taaccüp etmiştin. Biz o kayanın içindeki, o taşın içindeki böcekten de haberdarız. Onun rızkına da aynı şekilde kefiliz. Onu da rızıklandırırız. Nerede kaldı ki senin ümmetinden o müminin geride kalan çocuğun nafakasını aynı şekilde, nafakasından onları mahrum bırakalım buyuruyor. Ama çok çarpıcı bir misal bu. Çok çarpıcı bir misal. Ya yaşanmış bir hadise. Yani bunlar niye yazılmış, niye anlatılmış? Zamanımızdaki altyapı göçtüğü için gençlerde falan işte ne olacak benim, halim ne olacak, ileride ne olacak, hiçbir şey olmayacak kardeşim ya. Allah-u Teala ezelde senin için de bir şey takdir etti, onları yaşayarak gideceksin. Bir gün gelecek, ömrün varsa yaşlanacaksın. Hani yaşlanınca ölüm daha yakın olur, babaannem öyle derdi. İnsan yaşlandıkça gözü yere toprağa bakar oğlum derdi. Öyle olacak olmuş zaten. Yaşayacağını yaşamış. Bir şey olmaz. Bir avantajı daha varmış Mustafa Bey. Neyin? Yaşlanıp ölünce, ölmenin. Ne avantajı varmış? Şimdi elma, armut, şeftali, yani bütün meyveler düşün. Olgunlaştı. Artık ufak bir rüzgar bile esince patır patır düşüyor böyle yani. Tutunayım ben falan yok. Ama bunlar çağlayken asıl babam asıl dalını kırarsın. Yaşlanınca artık yani dünyadan beklentisi falan gitti. Hele bir de altyapısını oluşturduysa, altyapısını, bunlara hiç kıymet vermiyor artık, değer vermiyor. Yüzünü ahirete çevirmiştir. Yani Allah Teala'nın rızasını kazanmak için uğraşmaktadır. Dolayısıyla ruhu kolay mı çıkar? Ruhu kolay çıkıyor. Ölümü kolay oluyor onun. Çünkü dünyada bağlantılarını patır patır bitirmiş, yani. Bitirmiş yani koparıyor. Dolayısıyla ölümü de kolay olur. Hele imanlı varsa, 80 yaşında geçtiyse. Ya o çok büyük nimet ya. Gözümün içine bakıyor Mustafa Bey de. Nasıl bir nimet? Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki imanlı olarak 80 yaşını geçerek ruhunu aldığım kuluma ben yarın ahirette hesap sormaktan hayal ederim. Ya hesaptan muaf oluyorsun biliyor musun? VIP geçiş diyorlar ya. Müjdeler 50'den sonra mı başlıyor 60'tan sonra? 60 yaşını geçene Allah-u Teala yatağında ölse bile şehitlik veriyor. 70'ten sonra müjdeler var. 80'den sonra da bu müjde var. Hele 90'a falan ulaşırsa var ya. Adam konuştu ya şey. Lan burun burun konuştukları bile artı yazılırmış. Müslüman olsun yani. Yeter ki iman olsun. Benim anneannem, onun kardeşi de vardı. Bunlar 100 yaşına ulaştılar. 90 küsür yaşındayken işte gözleri falan zor görüyordu falan. Gelini de halamdı. Oğlu da dayım. Yani dayım halamı almış. Babam da aynı şekilde dayımın ablasını almış. Böyle karşılıklı.
Şimdi halam şey yapıyor falan işte namazını falan filan. Hatta derler hacı yerim işte. Nenen şey yapıyor falan. Demiş ki ben Osman'a soracağım. Gittim. Neyse elini öptük falan. Dedi bunlar bana böyle yapıyor falan. Dedim nene sen boş ver dedim ya. Hatırına geldikçe kıl. Şöyle şöyle yapıyorum. Yap dedim ya. Öyle öyle yap. Yap dedim öyle yap. Oturduğun yerde tamam oturduğun yerde kıl. Yattığın yerde de kıl. İşte abdestim kaçıyor. Devam et dedim sen. Abdestin var diye kabul et namazını kıl. Bir sevindi bir sevindi ki. Halama dayıma dedim buna karışmayın artık. Bununkiler dedim hep artı yazıyor. Bu uyur uyanır. Hatta şey, saatte ebede diye yazıyor. Yaşlılar oruç yerken Ramazan ayında görürseniz sakın aynı şekilde onlara bir şey demeyin. Ne yapıyorsun oruç yiyorsun deme yani. Deme. Görmezden gel. Görmezden gel. Unutmuştur falan. Allah-u Teala onlara hep artı yazarmış artık. Şimdi bir laf edecek olsun. Yok diyormuş ben Osman'ıma sordum. Sizin dediğiniz değil. Ben böyle yapacağım. Rahmetli oldu Allah Teala rahmet eylesin. Ama şey bir zeki bir kadındı. Ve bir de bir özelliği vardı. O da işte Allah Teala vermiş. Mesela sizin eve geldi. Diyelim ki bir badem ikram ettiniz veya ceviz ikram ettiniz. Hoşuna gittiyse bu cevizden bir tane, bu bademden bir tane kabuklusunu istiyor. Dikecek. Dikecek. Bir gün dedim. Eli iyi o zaman. Öyle derler ya. Acayip bir şey var ya. Bizim köy Konya'ya göre 1000 metre daha yukarıda. Tamam. Zeytin ekti, nar ekti ama dayanmıyor. Yazın yeşeriyor, kışın donuyor. Ya yeşeriyor falan. Onda bile ısrar ederdi. Onda bile ısrar ederdi. Görüverdiği zaman hemen mutlaka onun saksıları vardı. Oraya ekerdi. Tabii bahçeler de var. Orada büyüyünce götürüp oraya ekerlerdi falan. Derdim hani nene bunları niye ekiyorsun? Onun dedi içimden geliyor. Bir de şeyi de öğrenmiş, onu da unutmuyor. Peygamberim duruyor ki hani hayattayken aynı şekilde bir ağaç da olsa dikin. O da meyve ağacı dikiyor. O meyveden yiyenler bir gün hatırlayacak. Kim dikti bunu falan? Allah rahmet eylesin diyecek. Yani yatırım yapıyormuş kadıncağız. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, herkes hocasıyla övünür. Kadı İyad Hazretleri bir gün, iki şeye çok seviniyor, göklerde uçuyorum. Sanki yıldızlar ayaklarımın altında, elimi uzatsam ayı tutacağım, o kadar sevinçliyim. Bu iki şey kimde varsa, o da benim gibi sevinsin, hiç üzülmesin buyurur. O iki şeyin ne olduğunu sorduklarındaysa şöyle anlatır. 1. Kainatı yoktan var eden, her an her şeyi varlıkta durduran, hepimizi yaratan, besleyen, büyüten yüce Allah bana hitap ediyor. Ey kulum, ey iman eden buyuruyor. Ben kimim ki böyle yüce Allah'ın muhatabı olayım? Bana görev veriyor, emir ve yasaklar koyuyor. Bu ne büyük şereftir. Namazını kıl, bunu yap, bunu yapma buyuruyor. Ben yüce Allah'ın muhatap kabul ettiği bir Müslümanım. Böyle yüce Allah'ın kuluyum, kölesiyim. Herkes efendisiyle övünür. Benim efendim, sahibim Allah'tır. Bundan daha büyük şeref ne olabilir? 2. Herkes hocasıyla da övünür. Benim hocam Muhammed Aleyhisselam'dır. Ben onu görmedim ama benim hocalarımın hocasının hocası Muhammed Aleyhisselam'dır. Öyle bir peygamber ki diğer peygamberler onun ümmetinden olmak istemişler. Öyle bir peygamber ki Allahü Teala kendisine kavuşturacak her kapıyı kapatmış, tek kapıyı açık bırakmıştır. Bu tek kapı da onun mübarek kalbidir. Yalnız onun kalbinden cennete giriliyor. Onu sevmeyen, onu peygamber kabul etmeyen kim olursa olsun cennete girmesi mümkün değildir. Öyle bir peygamber ki bütün kainat onun hürmetine yaratılmış. Allahü Teala ona Habibim buyurmuştur. Gelmiş ve gelecek bütün insanların en üstünü olan o peygamber bana ümmetim buyuruyor. Beni talebe olarak kabul etmiş. Ben ona iman etmişim, inanmışım. Bana sen benim talebemsin, sen benimle berabersin. Ben nereye gidersem sen de oraya geleceksin.
sana şefaat edeceğim buyuruyor. Ben sevinmeyeyim de kim sevinsin? O halde kimde bu iki nimet varsa hiç dünyayı dert etmesin, istediği kadar sevinsin. İşte ben o sevinci yaşıyorum. İşte bu iki nimet şimdi hepimizde mevcuttur. Bu kadar büyük şerefe ve nimete kavuşan bizler, eğer bu dünya için üzülürsek çok yanlış olur. Büyüklerden bir zat da, kardeşim sakın üzülmeyin. O kadar büyük nimete kavuştuk ki, bu büyük nimete kavuştuktan sonra hala dünya için üzülürsek, büyüklerimiz incinir, Allahü Teala da gücenir buyururdu. İnsanların takdirlerine, iltifatlarına aldanmayalım. Aslımızı unutmayalım. Aslımız bir avuç topraktır. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Cenab-ı Hak kısa bir süre için bu bedeni kullanma yetkisi vermiştir. Hayırda kullanırsak sonuç hayır, şerde kullanırsak sonuç elbette şer olur. Allahü Teala bir kulunu seviyorsa ona şu iki şeyi verir. Bir, doğru iman nasip edip İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi sevdiği büyükleri tanıtıp sevdirir. İki, ezelde takdir ettiği rızkını helalden kazanabileceği hayırlı bir iş nasip eder. Elbette en hayırlı iş bu büyüklerin yolunda dinimize hizmettir. Kim evliya zatlara benzerse başarılı olur. Bu büyüklere benzemek çileye sabretmek demektir. Bu yol çileli, sıkıntılı yoldur. Peygamber Efendimizin çektiği sıkıntıyı hiç kimse çekmedi. Eshab-ı kiram da çok sıkıntı çekti. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, talebelerinden birinin kendilerine hor davranıldığından ve devamlı alay edildiğinden şikayet etmesi üzerine buyurdu ki, bu yolun büyükleri bazen müritlerin başlarına gelen çeşit çeşit zorluk ve şiddetleri beğenirler ve bunları müritlerin inkar ve ihlasını imtihan için mihenk malzemesi yaparlar. Bu zorluk ve sıkıntılar, niyeti bozuk, alçak kimselerin bu yola dil uzatmasına, büyükleri inkar etmesine ve hor görmesine, dolayısıyla temizlerden, salihlerden ayrılmasına yol açar. Bazı ham kimselerin hatırına, eğer benim şeyhim tasarruf sahibi yahut benim yolum hak ise, niçin bizi hemen bu zorluktan ve darlıktan kurtarmıyor diye bir düşünce gelir. Bilmezler ki, zorluk, darlık ve şiddet bu yolun kendisidir ve hocasının muradıdır. Halbuki bu şüphe ve itama düşen kimsenin bu yolda yüzü kara olduğu ortaya çıkar. Muhammed Emkenegi Hazretleri bir gün bazı talebeleriyle birlikte dikeni bol bir araziden geçiyordu. Birkaç talebesinin ayakları yalındı. Hemen her adımda bir diken batıyordu. İçlerinden gizlice ah çekiyorlar ama hocalarının ardından gitmekten bir adım geri kalmıyorlardı. Bir defasında geri dönüp baktı. Ayağa elem dikeni batmadıkça Murat gülü açmaz buyurdu. Dikenlere katlanmadan maksada murada kavuşulmaz. İşte dünyanın tarifi budur. Ahirette rahat etmek isteyen, dünyada bu dikenli tarladan geçmek zorundadır. Başka yolu yoktur. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, dinleyicimiz tesettürle alakalı bir soru sordu. Hani dedi, şalı dedi omuzumuza örtmemiz gerekir mi, gerekmez mi? Şimdi bu konuda tam ilmihal saadeti ebediyenin kadınların örtülmesi bahsinde dinimizin emri ayet-i kerimat-i şeriflerden bildirilerek çok güzel bildirilmiş. Tesettürden murat Allah-u Teala kadın kullarını kötü niyetli kötü kimselerin şerrinden, sui nazarlarından, tecavüzlerinden korumak için emretmiştir. Efendim, şuram bu kadar örtüyüm, bu kadar değil. Orada buyuruyor ki, kadının vücut hatları belli olmayacak şekilde örtmesi gerekir ve giydiği
pardesü, kumaş, eşarp. Bunlar da ciyak renkler olmaması gerekir. Yani gözlük lazımsa atmalı gibi bir gözlük veyahut da aynı şekilde modaya uygun bir gözlük olmaması lazım. Niye? Böyle bir şey olduğu zaman 20 kilometreden bunu sen görürsün. Bir dönüp bakarsın. Bir kıymet kalmadı o zaman. Şimdi dinleyicimizin anlattığı kadarıyla hani dedi kısa çorap giyiyorsun işte şey yaparken orası açılıyor görülüyor falan. Caiz değil. Caiz değil. Pantolon caiz değil. Erkek kıyafettir. Kadın kıyafeti değildir. Ama efendim şimdi herkes. Şimdi çok özür dilerim de daha önce mesela anlatıyorduk. Bu açık giyinen kadınlar için bu sene moda şu. Ya oturuyor 3-5 kişi oturuyor bir şey çiziyor. Ondan sonra onları mankenlere veyahut da artistlere giydiriyorlar. Bedava veriyorlar veyahut da neyse. Onları sırtında. Aa ben de giyeyim, ben de yapayım, ben de şey yapayım. Mesela bu sene 13-14 yaşındaki kız çocukları bile, erkek çocukları bile şort. Herkes giyiyor, ben de giyeyim. Herkes giyiyor, ben de giyeyim. Büyüğü de giyiyor aynı şekilde, küçüğü de giyiyor falan. Niye? Herkes öyle yaptığı için öyle yapıyor falan. Bizim buradaki arkadaşlar bir tanesi işte ilkbaharda hava soğuktu. Dedi metrobüsü bindim baktım dedi çok açık ama titriyor dedi şeyde metrobüsün içinde. Yanımda dedi bir şey vardı falan bir gömlek vardı dedi buyurun ne bilsin. Size hediye edeyim bunu falan. Üşüyorsunuz. Evet demiş üşüyorum. Dedim niye böyle giyiyorsun? E demiş herkes böyle giyiyor da. Herkes böyle giyiyor da. Zürafanın düşkünü beyaz giyer kış günü. Kış günü değil mi? Dolayısıyla yani Müslüman bir hanım bu açık elbiseleri teşhir edenler öbür tarafta aynı şekilde gene tesettür modası diye bir şey uydurdular. Sıkma baş. Ondan sonra pantolon. Pantolonun üzerine hafif bir tunik mi diyorlar ne diyorlar. Bir şey yapmak suretiyle en oldu şimdi tesettür olmadı. Kusura bakma olmadı. Efendim ben yaptım. Yaptın da. Bacım toprağın altına gireceksin. Hesabını kendin vereceksin bunu. Bir kere yani bizim buradaki söylediğimize değil. İslam alimlerinin kitaplarında yazdığıyla kendin bir baş başa kal. Tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabının kadınların örtünmesi bahsini bir defa, iki defa, üç defa, beş defa oku. Ondan sonra da aç elini. Ya Rabbi senin kadın kulların için muradın nedir? Ben onu yapmak istiyorum de. Onun bunun dediğini değil. Tesettür modası diye uydurulan şeyleri giyerek böyle erkeklerin dikkatini çekmesi. Sonra da efendim bana yan baktı, dik baktı, taciz etti, bilmem ne etti. E peki ne yapacaktı ya? O da Allah'tan korkmuyor senin gibi. E tabii. Dolayısıyla hani bir zamanlar Emirel öldü gitti de bir dışarıdan bir kadın başbakan gelmiş falan işte tokalaşmışlar falan. Gazetecim bir istemiş ki elini sıktın. Neresini sıkacaktık ya demiş. Tövbe. Enteresan bir herifti ya. Adam. Şimdi maksadın ne? Mesela bir zamanlar üniversitede başörtüsü yasaktı. O zamanki o yasağa direnen kızların örtüleri düzgündü. Şimdikilere bakıyorsun hiç alakası yok yani örtüyle alakası yok. Yani Rabbim nasıl emrediyor? Ben nasıl giyinmem lazım? Rabbimin rızasına nasıl kavuşurum? Ne yapmam lazım? Bu düşünülmüyor. Ondan sonra da 11 geliyor tabii ki. Sonra da bir bakıyorsun sıkıntılar oluyor, depresyona giriyor. Çünkü efendim diyor de ben tesettürlüydüm. Tesettür değilsin bir kere bacım. Tesettür değilsin. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer orayı açarsanız, orayı okursanız orada geçiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam örtülü çıplaklar ifadesini kullanmış hadis-i şerifte. Bir bakıyorsun başında başörtü, sıkma bir başörtü, sıkma bir gömlek veya bluz, dar bir pantolon, aha, heykel gibi vücudu belli. Bu tesettür değil ki. Ha bazıları da efendim pantolonla her tarafını örtüyor. Neyi her tarafı örtüyorsun ya? Her tarafın belli. Yani kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki yani vücut hatları belli olmayacak. Vücut hatları belli. Yaşlı bir kadın gibi olacak. Ya ister yaşlı bir kadın, ister yaşlı bir erkek. Beni ilgilendirmez o. Toprağın altına girince gelen meleklere sen öyle dersin. Ben yaşlı bir kadın gibi olmak istemiyorum. Falan. Onlar da melekler, senin düşüncen böyleymiş. Biz bilemedik, özür dileriz, kusura bakma. Hadi alasmalık mı diyecekler sana. Öyle mi diyecekler? Böyle bir şey mi var ya? Böyle bir şey mi var? Bir de şöyle diyenler var.
Tesettür demek bedeni örtmek değil, ruhu örtmek, ziynetlenmek. Tabii tabii, sen ruhun ölmüş zaten, tamam mı? Kalbine gelmiş, küfür zulmeti yerleşmiş. Şeytan aynı şekilde, nefis seni istediği gibi aynı şekilde oynatıyor. Ve etrafındakilere de, hani bazen ölüyor adam, bir taraftan demleniyor, bir taraftan onun bunun aynı şekilde aleyhinde konuşuyor falan. Önemli olan kalp temizliği, kalp temizliği. Ulan sen de kalp kalmamış, tamam, neresi temiz ki? Ne demişler? Zahiri bozuk olanın batını da bozuk olur. Batını da bozuk olur. Çünkü bir kimsenin kalbinde ne varsa yüzüne sirayet eder buyuruyor. Davranışlarına da sirayet eder. Elini, kolunu, gözünü, kulağını neyse onların hiçbirisini muhafaza edemez. Bu sebepten dolayı hani dinleyicimiz efendim işte omuzlarla falan zaten mesela senin omuzun bir bluz falan yok da açıksa zaten caiz değil. Efendim işte şey mi? Parsü giyeceksin. Parsüyle. Efendim işte elbette ki meşakkat olacak. Bana zor geliyor. Tabii ki zor olacak. Cennete giden yol zor. Meşakkatli, dikenli. Çünkü Cebrail Aleyhisselam Allah-u Teala buyuruyor ki cenneti ve cehennemi yarattıktan sonra git diyor cennete, bak cennete gidiyor, bakıyor falan. Nasıl diyor? Ya Rabbi diyor, yani hayal bile edilmez yani, herkes buraya koşarak gelir. Allah-u Teala öyle mi buyuruyor? Bir de cennete giden yollara bak. Cennete giden yola bakıyor ki ana dikenli hendekler var, bir sürü maniler var. Bakmış mübarek, demiş ki ya Rabbi, demiş, bu engelleri aşarak bu cennete girmek çok zor. Bir de demiş cehenneme bak. Cehenneme gidiyor ki envai çeşit azap şekilleri. Onları görünce ya Rabbi diyor, buraya kimse gelmez. Öyle mi zannediyorsun sen buyuruyor. Bir de yollarına bak. Yollarına bakıyor ki otoban. Nefsin bütün istekleri orada. Lapır 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 lapır. Uçarak gidiyor. O bataklar azaba. Dolayısıyla... kitaplar okunmazsa nefsin ve şeytanın dediği şekilde lapır lapır oralara düşmemiz mümkün. Bir de dinleyicimiz yani aynı omuzlar şey... kapanacak yani. Kapanacak tabii ki. Yani parası gelecek. Başörtü de omuzları kapatacak. Tabii. Yani öyle sıkma baş olmayacak. Kur'an'ı öğreten herhalde Latin harfleriyle falan. Bakın buna hiç kaçmayın. Bizi de aynı şekilde böyle el üstüne ettikadında bazen mail gönderiyorlar işte. Elif Bey'i öğretirken kuş resimlerini koysak işte şu papağandır P harfini şimdi... Hiç gereği yok bunlara. Lüzumsuz bir şeydir. Başkalarına özentidir. Ama çocuk öğrenir. Sen samimi ol. Biz niye öğrendik? Yani. 15 asırdır bu insanlar öğrendi. Sen farklı bir şeymişsin. Uzaydan mı geldin? Bizim elif bağlarımıza kuş mu kondurdular? İşte, hiç yani. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu dinleyicimiz de mesela burada çok özür dilerim. Yani şu anda bizi dinliyorsa kayış atıyor. Efendim diyor, öğreninceye kadar. Hayır. Doğrusundan öğren. Sen öğreninceye kadar aynı şekilde zihninde, kalbinde bozulur. Doğrusunu öğren, doğrusu kalbine yerleşsin. Gelelim efendim son dinleyicimiz. Daha önce dinlemiştim dedi, siz demiştiniz dedi. İşte borsada helal iş yapan şirketlerin hisseleri alınır. Evet, hisseler alınır. Bir de dedi, şey diyorlar dedi. Ya bir şirket böyle işte %5'e kadar faiz benzeri şeyler işletiyor, yapıyorsa falan. Şimdi faktoringler var mesela. Açık değil mi? Var. Başka bir şey yaptığı yok, bilmiyorum. Devlet açık dedi ki arkadaş gizli kapaklı yapma, al yap. Adam satıyor. Banka diyelim ki yüzde bilmem kaça veriyorsa bankanın iki misliyle o parayı satıyor adam. Gidip de o faktörünün aynı şekilde hissesi alınmaz. Tamam. Borsaya adam açtıysa. Diyelim ki içki yapıyor sadece. Veyahut da şarap fabrikaları var, içki imal ediyor. Bunlar aynı şekilde şey yapmaz. Veya domuz eti üretiyor, onları satıyor mesela. Öyle bir holding kurmuştur. Türkiye'de var Hristiyan, yiyenler var. Efendim nasıl yapar? Yapacağım Allah'ı. Şey yapabilir. Devlet ona da izin vermiştir. Dolayısıyla faizin her nevi ayaklarımın altındadır vuruluyor. Ayaklarımın altındadır. Peki efendim işte bankaya şirketler paralarını koyuyor. Orada bir gün iki günlük bekliyor. Bankayla anlaşması var. Onlara şey koyuyor. Bugünkü şeyin batının ekonomik sistemidir. Ya her tarafta hakim olan o. Sen İslamiyet'in bildirmiş olduğunu şey yapamazsın. Onu da kaçıramazsın. Onlar aynı şekilde mesul tutulmaz. O katılım endeksine uygundur, uygun değildir falan diyorlar. O biraz geniş bir konu. Katılım endeksine uygun değil olsa bile yaptığı iş uygunsa alınabilir yani. Tabii değil mi? Tabii. Onlar bir mahsur olmaz.
Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.